Sevgili dostlarım, bugüne kadar biliyorum hep gitar çalmak istediniz. Daha doğrusu bir enstrüman çalmak istediniz ama gitar taşınması kolay ve çalarken akompanya edebilmek için şarkınıza en kolay enstrümanlardandır. Dolayısıyla ben istiyorum ki Batı'da olduğu gibi her Türk insanı gitar çalabilir. Yaş önemli değil. Yaş hiç önemli değil. Gönül yaşınız genç olsun. Gitar denilen enstrüman uzun uzun bahsedeceğim bir enstrüman değil size. Buna merak etmiş, öğrenmek isteyen herkes araştırdığı zaman gitarın tarihçesini bulacaktır. 6 tane teli var enstrümanımızın. Ben size çok pratik öğreteceğim bunu. Çok kolay. Hiç notayla boğmayacağım sizi. Ama benim söylediklerimi bu video CD'yi seyrederken not alırsanız kendi metodunuzu kendiniz yapmış olursunuz. Ben de zaten herhangi bir metottan gitmiyorum öğretirken daha keyifli olsun diye. Hasan Cihat metodu veriyorum. Öyle irticayla. O daha keyifli oluyor ve daha başarılı oluyor. Dolayısıyla bu metodumuz pratik bir metot olacak. Sizden gelen teklifler bunlar. Nota gözünüzü korkutmasın. Daha sonra notayı da öğrenirsiniz. Bakınız. Bu elimde duran gitar klasik gitar. Gitarın alt teli mi, en ince teli. İkinci teli si. Üçüncü teli sol. Dördüncü teli re, beşinci teli la, altıncı teli de mi. Piyanodaki mi sesiyle görüyorsunuz akortlarımızı, evde piyano olanlar takip edebilir kulaktan. Si, sol, re, la, ve mi. Bas mi ile tiz mi aynı sesi veriyor. Piyanosu olmayanlar tuner dediğimiz akort cihazıyla, şu benim elimde basit bir tuner cihazı var. Korg marka, daha gelişmişleri de var bunların. Gitarın alt telini, diyelim ki mi telimiz bozuk. Bu akort faslı çok önemlidir. Kulaktan çekerek, bakın önce mi'yi piyanodan da duyarsak, bakın bu ses bozuk. Pes, yani çekmemiz gerekiyor. Bu akort faslı çok önemlidir. Akordu bozuk bir enstrümanla çalamazsınız. Bırakın piyanoyu, hiçbir enstrüman veya gitarı. Tuner'da E yazdığı zaman o mi'dir. Tam ortaya gelene kadar, evet, kırmızıyla, iki kırmızının ortası yeşil yanar. Mi'yi bulduğumuz zaman gitarın alt teli akortlanmıştır. Otomatik akortlar bunlar. İkinci si ve sol. Şu kelebeklerde, kulaklarda veya meshinitlerde hep elimiz oynayacak. Bir gitaristin eli buralarda olacak devamlı. Akort. Çünkü gitar akort kaçırır. Çalarken de kaçırır. Ben de konserlerimde sürekli yoklarım. Hava şartlarından kaçırır. Odada kaçırır. Rutubetten, güneşten korumalısınız gitarınızı sevgili dostlar. O sizin arkadaşınız, dostunuz, insan arkadaşını yağmura, çamura, rutubete atar mı? Özellikle en özel anlarını paylaşacağınız şu enstrümanı da en güzel şekilde muhafaza etmeniz lazım. Kutusunda durmasını sağlık veririm. Ama evin şöyle müstesna bir köşesinde durursa daha iyi olur. Üçüncü tel, üçüncü pozisyon, sol birbirini tutacak. Görüyorsunuz. Re boş tel, si telinde üçüncü perde, re birbirini tutacak.
La 5. telimiz. Sol telinde 2. perde birbirini tutacak. Görüyorsunuz. Ufak ayarları yapıyorum hemen. Ve en kalın tel, mi teli. Buradan tuner'dan da yokluyorum, kontrol ediyorum. Tutuyor. Yani mi, la, re, sol, si, mi. Ben şimdi size penasız göstereceğim bunu. Arzu eden penayla da çalar zaman zaman. Onu da göstereceğim. Önemli olan sizin müzikle ilgilenmeniz. Bütün olay bu. Müzikle ilgilenmek. Zaten bir kere girdiğiniz zaman işin içine göreceksiniz ne kadar zevkli bir iş bu. Vazgeçemeyeceksiniz. Şöyle işten geldiğiniz zaman iki tane akor vursanız, iki tane akor çalsanız bütün günün yorgunluğu gidecek. Zaten bu iki tane akorla binlerce beste yapan adamlar var biliyor musunuz? Hele şöyle üçüncü akorda koyduğun zaman şarkı söyleyip sanatçı bile oluyorlar bizim ülkemizde biliyorsunuz. Herkes kendi çapında sanatçıdır. Bakınız. Tabii ben klasik gitar çaldığım için sağ elimin tırnakları var. Ve sertleştirici kullanıyorum. Profesyonel olarak çaldığım için kırılmasın diye. Tırnak bakımına dikkat etmek lazım. Eğer tırnaksız çalmıyorsanız penayla. Normal kalınlıktaki bir penada sizin işinizi görür. Şimdi ben gitarın en baş akoru, şu do majör akorunu sevgili dostlarım size öğretmek istiyorum. Bir kere rahat bir tutuş biçimi olarak ayak ayak üstüne atabilirsiniz. Ben tercih ediyorum onu. Ayaklık da koyabilirsiniz. Ayaklıkları koyabilirsiniz. Şurada benim bir ayaklığım var. Piyasada satılır bu. Ayaklık da koyabilirsiniz. Bu şekilde. Daha çok klasik gitar çalışılır bu. Veya sağ ayağınıza koyarak. O da olur. Ayak ayak üstüne atamıyorsanız eğer. Bir sıkıntınız varsa bu konuda. Ben şimdilik ayak ayak üstüne atmayı tercih edeceğim. Siz de öyle yapın. Ayağınız yorulduğunda dinlendirirsiniz. Ben de sahnede öyle yapıyorum. Şimdi dostlarım bu do majör akorunu görüyorsunuz ne kadar uyumlu geliyor. Basabilmek için öncelikle hemen şunları not ediniz. Müzik defterimize. İkinci telde birinci parmak. Do. Perdeye yakın basmaya dikkat edin. Sol teli boş. Dördüncü telde re telinde ikinci perde ikinci parmak. Bakınız. Bu da mi. Birinci parmağımı kaldırmadım dikkat ediyorsanız. Do duruyor orada. La telinde üçüncü perde üçüncü parmak do. Ben şimdilik böyle göstereceğim. Sol telinde tınlatabilmek için üçüncü parmağımızı mi telinde sole koyup serçe parmağımızı do'ya koyabilirsin. O zaman yukarıdaki sol de tınlar. Armonik olarak do mi sol akoru do majör akorudur. Do mi sol. Majör bir akordur. Ama şimdilik böyle basmanızı size öneriyorum. Yani şu şekilde de basabilirsiniz ama bu şekilde de basabilirsiniz. Parmağımızla sağ elimizde P
denilen işaret klasik gitarda P, I, M, A, X olarak adlandırılır. P, I, M, A, X. P ile Azapao parmağı da der İtalyanlar. Azapao. Bakın do'dan alıyorum. Bunun bir üst tamamlayıcı akoru sol majördür. Bakın onu da hemen pratikten size göstereceğim. Do majör 1 2 3 4 1 2 3 4. Bu tempoyu da ayağımızla alabiliriz. Şöyle hafif vurarak aşağıdaki komşuları rahatsız etmeden tabii. Aman bu çok önemli. Sonra şikayet gelmesin. 3 4 2 3 4 1 2 3 4 Do majör 1 2 3 4 1 2 3 4 Bu tempo bizim 4 4'lük tempomuz. Şimdi bunu yapan dostlarım İşte bir akoru bastılar bile yani. Şu anda gitar çalmaya başladınız. Şimdi dostlarım Do majör akorunu tekrar tempomuzu vererek ki bu ritim çok önemlidir. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Do majör, 1, 2, 3, 4. Sol majör, 2, 3. Şimdi sol majörü öğrenelim Do majörden sonra. Ne yaptık? Hatırlayalım. Mi telimiz boşta. En alt tel. Mi teli boşta. Si teli birinci perde birinci parmak do. Lütfen yazalım. Sol teli boşta ki gitarın üçüncü teli. Re teli de ikinci perde ikinci parmak sevgili dostlar. Bakın çok dikkatli. Perdelere yakın basarsanız zamanla da tabii etütle bu parmaklarınız ayrılacak. Şimdi ilk başlayanların eli acıyabilir. Nasır tutacak zamanla. Üzülmeyin. Nasır tuttuktan sonra kart patlıcanı kırağı çalmaz. Bir daha hiçbir şey olmaz ona. Dolayısıyla parmaklarımız biraz acıyacak onu söyleyeyim dostlarım. Sol boşta. Mi re telinde. Ve la telinde. Üçüncü parmak görüyorsunuz. Üçüncü perdede. Şimdi sol majöre geçmek için bakınız. Ne yapıyorum? Otomatikman şu üçüncü ve ikinci parmağımı bir üste aktarıyorum. Sol ile si'ye geçiyor yani. Do ile mi'den sol ile si'ye. Serçe parmağımı da sole koyuyorum. Bu biraz zor gelebilir size ama zamanla alışırsınız. Dört dörtlük ritim içerisinde deneyelim. Bir, iki, üç, sol majör. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Şimdi gene baştaki ilk akorumuzu, armonimizi hatırlayarak. Üç, dört, do majör. 2, 3, 4. Do'dan alıyorum. Görüyorsunuz. Baş parmağım la telinde. 2, 3, 4. Sol majör. 2, 3, 4. Do majör. 3, 4. Sol majör. Evet. Eliniz ağrıyacaktır. Elinizle bacağınızı dinlendirmek için elimizi sallayabiliriz. Spor hareketlerinde de vardır bu. Şöyle de gitarı çalmadan da pratik olarak bu geçkileri yapabilirsiniz. Ki ben de konsere başlamadan önce şu etütlerimi yapıyorum. Bunları da
daha sonra size hepsini. Öğreteceğim. Şimdi bu iki akorda bir yedili geçki var. O da sol majörde işte fa'yı aldığımız zaman yedilisi oluyor. Sol, si, re. Do majör, do, mi, sol. Sol, si, re. 1, 3, 5. Fa, re, mi, fa. Yedilisi 5. Sol, si, re, mi, altılı, re, yedili, fa. İşte şuradaki yedili, sol majördeki yedili akor do majöre çözer. Ana tona döneriz tekrar. Şimdi sıkılmadan, tabii bu işte sıkılmak yok, tahmin edersiniz epey de bir gayret gerekiyor. Ama bu gayreti ve sabrı göstereceğinize eminim. Dört dörtlük tempoyu veriyorum gene. Üç, dört. Do majör. Sol majör yedi. Do majör. Ve sol majör. Serçe parmaklı olan yedili do majör. Evet, bunu şimdi öğrendikten sonra etüt ediniz. Yani çalışınız. Geçkileri yapana kadar. Geçkileri tamamen yapmadıktan, öğrenmedikten sonra lütfen öteki derse geçmeyiniz. Bu benim size büyük tavsiyem. Çünkü birini kaçırırsanız öteki olmaz. Gitar demek pozisyon demek. Daha sonra ileriki derslerde göstereceğim. İşte şuradaki do majör, bakın üçüncü pozisyonda 1, 2, 3. Gitarın pozisyonları böyledir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12'ye kadar gider. Bu ne demektir? Oktavdır. Mi, mi. Aynı sesi veriyor. Piyanodaki mi ile mi gibi. On ikincisi sesin oktavıdır. Dolayısıyla do majör akorunda birinci pozisyondaki bir bu birinci pozisyondur. Üçüncü pozisyonda bakınız. Bunları daha sonra öğreteceğim. Beşinci pozisyonda yine do majör. Şimdi sevgili dostlarım nasıl yapıyorduk ritmimizi? 1, 2, 3, 4 do majör. 2, 3, 4 sol majör. Şimdi bir ritim öğreneceğiz. Do majör akorda. Bakınız birinci parmağımızda sağ elimizin birinci parmağıyla. Bir tane yukarıdan. Önce baslarda do'dan itibaren aşağıya ve yukarı çekiyoruz. 2, 3, 4. İkinci vuruşumuz baslarda tak tak aşağıya ve yukarı. Do majör, sol majör yedili. Yeni ritimle gayet hafif dokunuyoruz tele. Sol majör yedi. Dört, bir, iki, üç, dört. Do majör, üç, dört, bir, iki, üç, dört. Sol majör, yedili tabii. Fa'lı olan do majör. Şimdi bunu biraz bu çalışmayı egzersizi yaptıktan sonra hızlanarak çalıyoruz.
seslerin uyumuna dikkat edin. Ve vurgulara. Şimdi bizim halk müziğimizde çok güzel bir eser vardır. Bom bili 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 bom. Modern folk üçlüsünde çalışırken çok söylerdik bunu. Şimdi onun nakarat bölümünü bakın. Hemencecik bu iki akorumuzla do majör ve sol majör 7 akoruyla çalacağız. Ve bu öğrendiğimiz ritimle, folk ritmiyle. Biraz daha ağızlanarak çalıyoruz. Esas temposu nedir? Bom bili 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 bom 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 bili 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 bom. Bom bili 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 bom 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 bili 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 bom kısmını sizlerle birlikte çalarak söyleyeceğiz. 1 2 3 4 bom bili 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 bom 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 bili 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 bom. Yani buradaki akorun geçtiği yeri de hemen öğrenelim. 3 4 do majör sol majör 7 do do 2 3 4 sol 7 2 do 3 do 2 3 4 sol 2 do 3 do 2 3 4 sol 7 do bom bili 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 bom 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 bili 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 bom bom bili 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 bom 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 bili 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 bom do majör do majör do majör sol majör 7 do majör. Akorları beyninizden duyabilirsiniz. Bom bili 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 bom. Bom bom bili 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 bom. La şeklinde söyleyelim. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Kendinizden melodiler de üretebilirsiniz. La 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 la. Bu sizin keyfinize, zevkinize kalmış bir şey. La 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 la. Ast olan şu. Çok güzel gidiyoruz. Görüyorsunuz birinci ders ne kadar çabuk. En azından gitarı tanıdık. Ve do majör, sol majör ve sol majör 7 gibi bu beylik akorları da öğrenmiş olduk. Şimdi bu ders hemen etütlerimizi yaparak, tabii ki akortlarımız çok önemli. Gene gitarlarımızın, bakın benimki de kaymış mesela. Ceza vermem lazım kendime şu anda. Hemen akordumu yapıyorum. Kulacağımız çok önemli akort için. Ve piyanomuz, elektronik keyboardlar vardır. Herkesin evinde artık piyasada satılıyor. Veyahut da dediğim gibi tunerlarla akordumuzu yapacağız. Şimdi sevgili dostlarım, do majörden de bir örnek de vermiştim size. Sivas yöremizin şarkısı Bom Bili Bom'u. Onu da çalıp söyleyin. Ona benzer şarkılar da söyleyebilirsiniz do majörle. Ritimlerimizi hatırlayalım. Folk. Şimdi bugün bu do majör, sol majör ve sol majör 7 üzerine. Ben bunları çabuk anlatıyorum ama sizler lütfen tekrar etüt ediniz. Prova yapınız. Egzersiz yapınız. Bütün ricam o. Egzersiz yapmadan, prova yapmadan hiçbir şey olmaz. Şimdi do majörün, bastığımız do majörün do, mi, sol, do ve mi ilgili minörü, la minör. Bakınız onun hemen geçkisini göstereyim size. Do majördeki pozisyonu la minöre geçirirken üçüncü parmağımız
La'ya geçiyor. Sol telinde La'ya. Bakınız. Do majör pozisyonu. İkinci parmağımızı kaldırmıyoruz mi'den. Sevgili dostlarım. Üçüncü parmağı La'ya koyuyoruz. İşte şu hareket bakın. Do majör ve La minör. Basta gene La var. Arpej olarak Do, Sol, Do, Mi, La, La, Do, Mi. Bakın majör ile minör arasındaki farkı hemen dinleyelim arpej ile. Do majör, La minör. Do majör ve La minör. Şimdi ritimle alalım bunu, folk ritmiyle. 3, 4. Do majör. La minör. Do majör. La la la. La la. La minör. La la la. Nasıl do majörü çözüm akarı sol majör, sol majör 7 do majörse La minöründe bir çözüm akarı var. İşte mi majör. Mi majöre geç ki La minörden o kadar basit ki. Hemencik La minörün bütün pozisyonunu bir üst tellere taşıyoruz. Bakın. La minör, basta La ve mi majör, basta mi. La minörü duyalım. Mi majörü duyalım. Şimdi La minör ve mi majör arpeji yapıyoruz. 3, 4. Mi majör. Ritmi bozmuyoruz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, mi majör. 4, 1, 2, 3, 4. Şimdi bu etütlerimizi yaptıktan sonra ritimle yapalım. La minör ve mi majör. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mi majör. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La minör. 2, 3, 4. La minör. 2, 3, 4. Mi majör. 2, 3, 4. La minör. 2. Evet. Şimdi majörlerle ve minörlerle ilgili bir etüt. Do majör, sol majör, sol majör 7. Do majör. La minör, mi majör, mi majör 7. Çözüm La minör. Lütfen not alınız. Başlıyorum. 3, 4. Ritmik. 3, 4. Do majör. Sol majör. Do majör. Sol majör. Sol majör 7. Do majör. La minör. Sol 7, Do majör, Sol majör, Do majör, geçişler yumuşak. Bakın, bir geçki kullandım La minöre geçerken. Do, Si, La, yaptım ve La minöre geçtim. Do majör. Bakınız bu yeni bir akor. Nasıl sol majörde sol majör 7'yi kullandık. Fa, yedilisi. Mi majörde de serçe parmağımızda si telinde 3. perde 4. parmak.
Re. Mi majör 7. Sevgili dostlarım, görüyorsunuz ne çabuk 3. derse geldik. Ve de artık gitar çalmaya başladık. Bütün isteğim bu, bütün gençlerimiz, bütün herkes. Kendini yaş olarak değil, ruh olarak da genç hisseden herkes gitar çalsın, müzikten anlasın, müzikle uğraşsın. Ne yaptık? Do majör, sol majör 7, do majör ilgili minör, la minör, mi majör ve mi majör 7 çözüm, la minör. Bunları öğrendik. Şimdi do majörün kalıplarını öğreneceğiz. Bakınız, do majör, sol majör, do majör, fa majör. Şimdi gitarın en önemli, sizi zorlayacak pozisyonuna geldik. Bare basmak. Bare basmak nedir? Herkes gitar çaldığı zaman bu bareden ne kadar da korkar. Korkacak ne var? Hiçbir şey yok. Bakınız, birinci pozisyona parmağımızı, çok güçlü parmağa da sahip olmak. Tekniği önemli. Ve yılmadan sabırla çalışmak. Bir enstrüman çalmak, sabır, sabır, sabır. Hayatta her şey sabır. Bakınız. Fa majörü basabilmek için, ki gitarda yeni başlayanlar için en zor akorlardan biridir. Bütün birinci pozisyona parmağımızı takıyoruz. Üçüncü parmağımız do'da. Onun altında hemen serçe parmak fa'da. İkinci parmağımız da la'da. Sol telinde ikinci perde ikinci parmak. Bakınız. Böyle yanlış çıkabilir, kötü çıkabilir sesler. Şöyle vurun elinize. Tekrar basın. Sesi net alana kadar çalışınız. Önemli olan şunu duymak. Arpej yapalım. Sağ elimizin arpej yaparken. Yine şu pozisyonu sağlıyoruz bakın. Sol telinde, si telinde, mi telinde. 1, 2, 3. P, I, M, A. Fa'da bas. Arpejimizi yapalım fa majöre. Birinci arpejimiz bu. Fa, la, do, fa. Fa, la, do, fa. İkinci arpejimiz fa, la, do, fa. La, do, la, do. Fa, la, do, fa. Üçüncü arpejimiz. La, do. Bakın. Do, la, do, la. Do la do la do la do la. Bu da fa la do fa la fa do la fa la do fa do la. Evet. Demek ki do majörün kalıplarında do majörden sonra fa majör ve bildiğimiz bir akor sol majör. Sol majör, do majör. Şimdi bu üçünü çalıyoruz. Yalnız fa majörü net bastıktan sonra lütfen bunları geçelim. Bütün dersleri net bastıktan sonra geçelim. Ve sabırla, yılmadan. Net alabilmek için sesleri günde en az bir saat çalışmanız lazım. En az. Bir saat çalışmazsanız gitarı duvara asın. Ama benim sevgili dostlarım, bu video CD'yi çeken her dostum, her gönül dostum bir saat değil, iki saat, üç saat bile çalışacaktır. Hemen geçelim kalıbımıza. Do majör, fa majör, sol majör, sol majör 7 ve do majör. 3, 4. Fa majör. Sol majör, sol majör 7, do majör, lay la lay, lay 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 la lay, lay la lay, lay 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 la lay. Şimdi de arpejle yapalım. Do majör, fa majör, dört.
4, sol majör, sol majör 7, do majör. Evet, bunları lütfen sık sık tekrarlayınız. Ben bunları çabuk geçiyorum ama siz notlarınızı aldıktan sonra sık sık tekrarlayınız. Şimdi sevgili dostlarım, do majörün başka bir çözümüne geçiyoruz. Do majör, mi majör, la minör, fa majör ve sol majör ve sol majör 7. Kadans, yani çözüm do majör. Bakın hemen ritimle. 3, 4. Mi majör, la minör, fa majör, sol majör, sol majör 7, do majör. Şimdi do majör, mi minör kalıbını öğreniyoruz. Sol diyez yok üçüncü parmağımız. Boşlukta solün natürel basacağız. İşte bu da mi minör. Yani do majör, mi minör, la minör, fa majör, sol majör, sol majör 7, do majör. 3, 4. Mi minör, la minör, fa majör, sol majör, sol majör 7, do majör. Bir daha do majör. 3, 4, mi minör, fa majör, sol majör. Bunları içinizden söyleyiniz şimdi. Şimdi nasıl mi majörden la minöre geçiyorduk? Mi majör, yedili la minör. Bakınız. Birinci parmağımızı kaldırıyoruz. Üçüncü parmağımızı do diyeze koyuyoruz. İşte bu da la majör 7. Bunun çözdüğü akor da re minör. Şimdi yeni bir akor bu. Bakınız. Hemen ikinci parmak la'ya, üçüncü parmak re'ye ve fa'ya. Zorlanabilirsiniz bu parmaklarımız kapalı olduğu için. Zamanla parmağımız açılacak. Hatta şu etütleri otobüste, arabada, orada burada giderken yapınız. Parmağımızı açabilmek için. Bu da bir etüttür. Şimdi sevgili dostlarım, hani hatırlayacaksınız ilk derslerimizde Sivas türküsünden örnek vermiştik Bombili Mom'dan. O bir örnek olarak kullanıyorum onu. Siz geliştirebilirsiniz. Nasıl orada sadece do majör, sol majör 7 akoru denemiştik. Yani hatırlayalım. 3, 4. Bom bili 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 bom, bom bili 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 bom. Şimdi parçanın tamamında geçen akorları biraz önce öğrendiğimiz akorlarla etüt edeceğiz. Sivas'tan aldım bakır aman. Bakın fa majör geçiyor. Sivas'tan aldım bakır aman aman aman. Ne yapıyoruz? Do majör, fa majör, do majör, sol 7, do majör, la 7, re minör, do majör, sol 7, do majör, sol 7, do, do majör, do majör, sol 7, do. Aynen bu şekilde de yazarsanız ritmik içerisinde ritimle birlikte temayı daha özgün bir şekilde vurgulamış ve öğrenmiş olursunuz. Do majör de do majör, fa majör, do majör, sol 7, do majör, la 7, re minör, do majör, sol 7, do majör, sol 7, do. Do majör, sol 7, do. Evet, böyle garip geliyor tabii ama öğrenmenin en güzel taktiklerinden biridir bu. Çalarken içinizden de yapabilirsiniz. Şimdi Sivas'tan aldım bakır. Aman aman aman. Yosmam gözlerin çakır. Bom bili 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 bom. Bu güzel türküyü artık birinci kuplesiyle öğrenelim. 3, 4. Bom bili 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 bom. Bom bom bili. Sivas'tan aldım bakır aman aman aman. Yosmam gözlerim çakır bom bili 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 bom. Bom bom bili 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 bom. İkinci akora dikkatinizi çekiyorum. Bunu bu şekilde çalıştıktan sonra. Sivas'tan aldım mi minör. Sivas'tan aldım bakır fa majör do majör sol 7 do. Evet, şimdi bu şekilde deneyelim. 3, 4.
Sivas'tan aldım bakır aman aman aman. Yosman gözlerin bakır bom bili 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 bom. Bom bom bili 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 bom. Bom bili 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 bom. Bom bom bili 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 bom. Şimdi daha ileriki derslerde öğreteceğimiz bir şey. Tabi bu do majör benim tonum değil. Ses tonu re majör veya mi bemol majör. La majörle re diye geçebiliriz. Bunları daha sonra göstereceğim. Sivas'tan aldım bakır aman aman aman. Osman gözlerini çakırım bili 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 bom. Bakın sesim parladı. Bom bom bili 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 bom. La majör diye bitirdim. Daha sonra geçeceğiz bu akorlara, bu iletişimlere, bu geçkilere ve bu açılımlara. Sevgili dostlarım, şimdi hemen la minörün kalıplarına geçmeden do majörle ilgili küçücük bir eser daha çalışalım. Bu sefer valsi öğrenelim. Hani öğretmiştim ya do majörü bu şekilde de basabiliriz diye. Sol, do, mi, sol, do, mi. Do, sol. Bakın yaparken elimizi şöyle bir hafif esnetiyoruz. Sus veriyoruz. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 do majör akımında. Bu valse bir çalışalım. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, son 2, 3. Majör, do majör, do majör, sol yedi, sol, bas la si, sol. Evet, bununla ilgili hemen müthiş bir eser vardır. Çok severim ben. Dede Efendi'nin Gül Nihal'ini çalabiliriz sevgili dostlarım. Yine bir Gül Nihal aldı bu gönlümü. Yine bir hal aldı bu gönlümü. Si, bakın fa majör, do majör, sol yedi do majör, la minör de re minör, sol yedi do. Şimdi burada re minör akorunda re yedi basacağız. Re minör, hemen fa'yı şuradan do'ya çekiyoruz, la ve fa diye basıyoruz. Bunu da deneyelim hemen. Simten gonca fen bir beden. O güzel simten gonca fen bir beden. O güzel. Müthiş eseri de çalmaya başladık sevgili dostlarım. Hemen B bölümünü çalalım. Ateşi ruh verir, yaktı bu gönlümü. Ateşi ruh verir, yaktı bu gönlümü. La minörlaydı. Re minörle devam edeceğiz. Dür eda, dür cefa, en küçük, en güzel. Şimdi buraya kadar olan bölümü akorlarla izah edeceğim size. 1, 2, 3, 1, 2, 3, do majör, sol yedi, do, do majör, aldı, sol yedi, sol yedi, do majör, fa majör, do majör, sol yedi, do majör, la minör, re yedi, sol yedi, do majör, fa majör, do majör, sol yedi, do majör, la minör, re yedi, sol yedi, do majör. Anlaşılmadık bir şey var mı? Bir daha yapalım. 1, 2, 3, son 2, 3, do majör, sol 7, sol 7, do majör, do majör, sol 7, sol 7, do majör, fa majör, do majör, sol 7, do majör, la minör, re 7, sol 7, do majör. İkinci bölümünde, B bölümünde de Dede Efendi bakınız müthiş bir açılım yapmış. Ateşi derken mi majör 7'ye.
La minör, mi majör, yedi la minör, la minör, la minör. Mi majör yedi. Demiş orada bir kadans. Şu işaret kadans. Şöyle ters ay noktası da var. Bekle demek. Böyle sonsuza kadar bekleyebiliriz. Ondan sonra la yedi diyoruz ve re minör do majör, sol yedi do majör, la minör re yedi, sol yedi do, re minör do majör, sol yedi do majör, la minör re yedi, sol yedi do. Evet sevgili dostlarım, dördüncü dersimizdeyiz. Takıldığınız noktalar ve konular var mı? Takıldığınız noktalar, konular varsa lütfen www.hasancihatorter.com küçük harflerle hasancihatorter.com yazınız internete. Veyahut da size bildireceğim diskin içindeki adreslere yazınız. Her şey sizin için, ülkemiz için, insanlarımız için, kültürümüz için. Bu anekdotlardan sonra la minörün kalıpları. Nasıl do majörün kalıplarını öğrendik? Hatırlayalım. Do majör, fa majör, sol yedi, do majör. Do majör, mi minör, la minör, la yedi, re minör, sol yedi ve kadans çözüm do majör. Do majör, fa majör, sol yedi, do majör. Do majör, mi minör, la minör, la yedi, re minör, sol yedi ve kadans çözüm do majör gibi. Re minörde bir geçkimiz daha vardı. Re yedi, sol yedi, do majör. Hemen geçiyorum la minöre. La minör. Bir, dört, beş dediğimiz kalıp. Bir, dört, beş. Elimizi şöyle tutarsak. 1 la minör, 2 3 la do, la si do, re mi, la do mi. 1 4 5 la si do re. Yani la minör dörtlüsüne re minör. Ve beşlisi 5. Dediğimiz seste mi. Yani la minör. Hemen re minörü hatırlayalım. Şu elimizi açmamız gereken, parmaklarımızı açmamız gereken pozisyon. Ki bu çok zaman alacak. Anatomik olarak. Ve mi majör. Mi majör 7. Ve la minör. Arpejle deneyelim. Tekrar şu arpeji kullanacağım. Yani la, la, do, mi, do, la, do. La arpeji. Bakın trendo yapıyoruz çekerek. Sololar apayando. Apayando sololar. Akorlar, arpejler. Trendo. Evet. Biraz daha yavaş alacağım sizin için ben. 1, 2, 3, 4. Çekiyoruz. Baş parmağımız şöyle bir elips çizecek. Yani içeri çekmeyeceğiz parmağı anatomik olarak. Bu çok kötü bir estetik görüntü sağlıyor zaten. Hep burada bu parmağımız ileride duracak. Re minör. Bas re'de, dördüncü telde, mi majör, yedili ve kadans la minör. İşte sevgili dostlarım, 1-4-5 kalıbı bu. La minör 1, 4 re minör, 5 mi majör ve mi majör 7 ve adrese dönüyoruz. Adres la minör.
nasıl derler, son durak kara toprak. İşte la minörde kara toprak. Netice. Şimdi bu arpeji biraz daha hızlandıralım. 3, 4. Re minör. Mi majör. Mi majör 7. Bakın çok güzel. Ayağımızı hafif hafif vuruyoruz. Komşuları rahatsız etmeden. Kimseden şikayet gelmemeli. Şikayet bizi üzer. Tekrar tekrar la minör. Re minör. Mi majör. La minör. Şimdi ritimli deneyelim bunu. 3, 4. Bir şey daha öğreteceğim bu ritimde. 1, 2, 3. Şu üçüncü tempoda bakın elimizi hafif golpe yapıyoruz. Golpe vuruyoruz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 derken, 3 derken birinci parmağımızla çekiyoruz yukarı doğru. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Çok yavaşlatıyorum. Yine bilekten. Yılmadan çalışınız buna. La 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 la. Bakın çok keyifli. La 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 minör. La 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 re minör. La la. Öyle hızlı vurmuyoruz gitara. Okşar gibi. Hatta beste yapabilirsiniz. La 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 la. Şimdi çok sevilen bir eser var. Ona geçeceğiz. Benim rahmetli babacığım da çok severdi. Bekledim de gelmedin. Sevdiğimi bilmedin. Bu eser vals ritminde. Aynen Dede Efendi'nin Günlü Halinde oldu. Deradam dam deradam dam deradere deradam 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 deradere deradam gibi. Ben şimdi introya takılmayacağım size dostlarım. Direkt esere gireceğim. Daha sonra da introyu öğretmeye çalışacağım. 1, 2, 3, son 2, 3. Bekledim de gelmedin, sevdiğimi derken sol 7, bilmedim do majör. Hemen şu akorları bir öğretelim. La minör, la minör, do majör, yedi, la minör, la minör, sol 7, sol 7, do majör. Geçerken la minöre si, hemen şuradan birinci parmak. Bakın sol 7'den do'ya geçerken de sol, la, si, do geçkilerini kullanıyoruz. Bastaki geçkiler. Bir daha alıyorum. 1, 2, 3, son 2, 3. Bekledim de gelmedin, sevdiğimi bilmedin. Bekledim de gelmedin, sevdiğimi bilmedin. Bugün gözyaşı. Akorları, ikinci kupledeki akorları hemen çalışalım. Gözyaşımı la minör, re minör yedi. Re minör öğrenmiştik. Hemen birinci parmağımızda küçük bare yapıyoruz. Do, la, fa'yı ve la. Basları, re minör yedi. Yedilisi do. Bakınız nasıl açıyoruz akorları. Ne kadar basit
ve çok keyifli, çok güzel. Gözyaşımı mi majör yedi fa majör. İçimi mi minör. İç mi beni sev sol yedi fa majör. Burayı tekrar pratik olarak yazarak da gidebiliriz. La minör, re minör yedi mi majör yedi fa majör. Mi minör, la minör sol yedi do majör. Şimdi çalarak gidelim. 1, 2, 3, son 2, 3. Gözyaşımı silmedin, hiç mi beni sevmedin? Bir daha alalım. Gözyaşımı silmedin, hiç mi beni sevmedin? Evet. Şimdi ikinci kuplede. Söyle, söz söyle. Bakın şu sol yedi do. La yedi, re minör yedi, sol yedi, do majör. Re minör yedi, la minör, do majör yedi, la. İşte 1, 4, 5 kalıbı burada devreye girdi şimdi. Söyle ya la yedi, re minör yedi, do yedi, do majör. Re minör, re la minör, do majör yedi. Aslında Latin akorları, o kadar evrensel bir beste ki bu. Üçüncü kupleyi tekrar alalım birlikte. 1, 2, 3, son 2, 3. Söyle. Burada bir es veriyoruz. Söyle, söyle. Hiç mi beni sevmedin? Söyle, söyle. Hiç mi beni sevmedin? Geliştirebilirsiniz. Benim parmaklarıma bakarak da bu soluyu çalabilirsiniz aslında. Introdur. Bu çok çok daha sonra yapabileceğimiz şeyler. Ama önce akorları ve şarkı söylerken gideceğimiz temaları iyi oturtmamız lazım sevgili dostlarım. Şimdi ben bu güzel eseri la minörün kalıplarında sizin için birlikte çalarak tabii, lütfen birlikte çalarak, tekrar tekrar bu şarkıyı birlikte çalarak lütfen, aman ha vazgeçmeyin. Çok güzel bir yere geldik. Yolun yarısından vazgeçmeyin. Evet, bu güzel eseri hep birlikte çalıyoruz sevgili dostlarım. 1, 2, 3, son 2, 3. Bekledim de gelmedin, sevdiğimi bilmedin. Bekledim de gelmedin, sevdiğimi bilmedin. Gözyaşımı silmedin, hiç mi beni sevmedin? Gözyaşımı sevgili dostlarım, bugüne kadar biliyorum hep gitar çalmak istediniz. Daha doğrusu bir enstrüman çalmak istediniz ama gitar taşınması kolay ve çalarken akompanya edebilmek için şarkınıza en kolay enstrümanlardandır. Dolayısıyla ben istiyorum ki batıda olduğu gibi her Türk insanı
Gitar çalabilir. Yaş önemli değil. Yaş hiç önemli değil. Gönül yaşınız genç olsun. Gitar denilen enstrüman uzun uzun bahsedeceğim bir enstrüman değil size. Buna merak etmiş, öğrenmek isteyen herkes araştırdığı zaman gitarın tarihçesini bulacaktır. 6 tane teli var enstrümanımız. Ben size çok pratik öğreteceğim bunu. Çok kolay. Hiç notayla boğmayacağım sizi. Ama benim söylediklerimi bu video CD'yi seyrederken not alırsanız kendi metodunuzu kendiniz yapmış olursunuz. Ben de zaten herhangi bir metottan gitmiyorum öğretirken daha keyifli olsun diye. Hasan Cihat metodu veriyorum. Öyle irticayla. O daha keyifli oluyor ve daha başarılı oluyor. Dolayısıyla bu metodumuz pratik bir metot olacak. Sizden gelen teklifler bunlar. Nota gözünüzü korkutmasın. Daha sonra notayı da öğrenirsiniz. Bakınız. Bu elimde duran gitar klasik gitar. Gitarın alt teli mi, en ince teli. İkinci teli si. Üçüncü teli sol. Dördüncü teli re. Beşinci teli la. Altıncı teli de mi. Piyanodaki mi sesiyle görüyorsunuz akortlarımızı, evde piyano olanlar takip edebilir kulaktan. Si, sol, re, la ve mi. Bas mi ile tiz mi aynı sesi veriyor. Piyanosu olmayanlar tuner dediğimiz akort cihazıyla, şu benim elimde basit bir tuner cihazı var. Korg marka, daha gelişmişleri de var bunların. Gitarın alt telini, diyelim ki mi telimiz bozuk. Bu akort faslı çok önemlidir. Kulaktan çekerek, bakın önce mi'yi piyanodan da duyarsak. Bakın bu ses bozuk. Pes, yani çekmemiz gerekiyor. Bu akort faslı çok önemlidir. Akordu bozuk bir enstrümanla çalamazsınız. Bırakın piyanoyu, hiçbir enstrüman. Veya gitarı. Tuner'da E yazdığı zaman o mi'dir. Tam ortaya gelene kadar. Evet, kırmızıyla. İki kırmızının ortası yeşil yanar. Mi'yi bulduğumuz zaman gitarın alt teli akortlanmıştır. Otomatik akortlar bunlar. İkinci si ve sol. Şu kelebeklerde, kulaklarda veya meshnitlerde hep elimiz oynayacak. Bir gitaristin eli buralarda olacak devamlı. Akort. Çünkü gitar akort kaçırır. Çalarken de kaçırır. Ben de konserlerimde sürekli yoklarım. Hava şartlarından kaçırır. Odada kaçırır. Rutubetten, güneşten korumalısınız gitarınızı sevgili dostlar. O sizin arkadaşınız, dostunuz, insan arkadaşını yağmura, çamura, rutubete atar mı? Özellikle en özel anlarını paylaşacağınız şu enstrümanı da en güzel şekilde muhafaza etmeniz lazım. Kutusunda durmasını sağlık veririm. Ama evin şöyle müstesna bir köşesinde durursa daha iyi olur. Üçüncü tel, üçüncü pozisyon sol birbirini tutacak. Görüyorsunuz. Re boş tel, si telinde üçüncü perde re birbirini tutacak. La beşinci telimiz, sol telinde ikinci perde birbirini tutacak. Görüyorsunuz. Ufak ayarları yapıyorum hemen. Ve en kalın tel, mi teli. Buradan tuner'dan da yokluyorum. Kontrol ediyorum.
Yani mi, la, re, sol, si, mi. Ben şimdi size penasız göstereceğim bunu. Arzu eden penayla da çalar zaman zaman. Onu da göstereceğim. Önemli olan sizin müzikle ilgilenmeniz. Bütün olay bu. Müzikle ilgilenmek. Zaten bir kere girdiğiniz zaman işin içine göreceksiniz ne kadar zevkli bir iş bu. Vazgeçemeyeceksiniz. Şöyle işten geldiğiniz zaman iki tane akor vursanız, iki tane akor çalsanız bütün günün yorgunluğu gidecek. Zaten bu iki tane akorla binlerce beste yapan adamlar var biliyor musunuz? Hele şöyle üçüncü akorda koyduğun zaman şarkı söyleyip sanatçı bile oluyorlar bizim ülkemizde biliyorsunuz. Herkes kendi çapında sanatçıdır. Bakınız. Tabii ben klasik gitar çaldığım için sağ elimin tırnakları var. Ve sertleştirici kullanıyorum. Profesyonel olarak çaldığım için kırılmasın diye. Tırnak bakımına dikkat etmek lazım. Eğer tırnaksız çalmıyorsanız penayla. Normal kalınlıktaki bir penada sizin işinizi görür. Şimdi ben gitarın en baş akoru, şu do majör akorunu sevgili dostlarım size öğretmek istiyorum. Bir kere rahat bir tutuş biçimi olarak ayak ayak üstüne atabilirsiniz. Ben tercih ediyorum onu. Ayaklık da koyabilirsiniz. Ayaklıkları koyabilirsiniz. Şurada benim bir ayaklığım var. Piyasada satılır bu. Ayaklık da koyabilirsiniz. Bu şekilde. Daha çok klasik gitar çalışılır bu. Veya sağ ayağınıza koyarak. O da olur. Ayak ayak üstüne atamıyorsanız eğer. Bir sıkıntınız varsa bu konuda. Ben şimdilik ayak ayak üstüne atmayı tercih edeceğim. Siz de öyle yapın. Ayağınız yorulduğunda dinlendirirsiniz. Ben de sahnede öyle yapıyorum.